Merhaba arkadaşlar pes sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. Efsane Draw'da hala gelmeyen efsanelerim var. 213'e kadar düşürdük oyuncu sayısını. Fakat 6 tane daha efsane gelmedi. En çok istediğim iki efsane. Maradona ve Michael Owen henüz gelmedi arkadaşlar bana. 6 tane efsane kaldı. 213 tane de oyuncu var. Hepsini şu an açmayacağım arkadaşlar. Çünkü bedava etkinliklerden top açma hakkı veriyor konumimize. Yarın da etkinlikler yenilenecek. Pazartesi günü de yeni etkinlikler gelecek. Oralarda da tekrardan bedava topaçma hakkı verebilir. O yüzden ben azar azar topaçma yapıyorum. Bedavaları kullanaraktan yapıyorum arkadaşlar. En son artık bedava topaçma haklarım bittiğinde eldeki GP'lerle gelmeyen tüm efsaneleri düşüreceğim. Ben böyle planlama yaptım arkadaşlar. Sizlere de böyle yapmanızı öneririm. Hani önce bedava topaçma haklarını kullanıp daha sonra GP'leri kullanabiliriz. Ara ara GP'lerimizle yine topaçma yapabiliriz. Ben bu şekilde gidiyorum. Şu an 213 tane oyuncu var. Ben bunu 102'ye kadar düşüreceğim. 111 tane oyuncu daha kadroma katacağım. 102 olduğunda duracağım arkadaşlar. Yarın ve pazartesi günü gelen etkinliklerin durumuna göre bedava top açma hakkı verirse ara ara onları kullanaraktan sonra gelmeyen efsaneler olursa GP ile açacağım. Böyle bir planlama yaptım. Ondan önce arkadaşlar top açılımına geçmeden önce bir konuya değineyim. Arkadaşlar yorum olarak da sormuştu. Daha önce videosunu da çekmiştim. E, gümüş top, altın top, siyah topların kullanım süresi baktığınız zaman 369 gün daha var arkadaşlar. Yani yarın bize bedava siyah top konemi hediye edecek. Bunu isterseniz pes 2021'de kullanabilirsiniz. İlla şu an kullanmanıza gerek yok. Son kullanma tarihleri ta bir yıl sonra arkadaşlar. Yani bir yıldan bile fazla 369 gün daha süresi var. Acele etmenizi önermem. Ben elimdeki tüm topları artık PES 2021'de kullanacağım. PES 2021'de yeni kartlarıyla, yeni halleriyle kadroma katmak istiyorum. Bu şekilde bir planlama yaptım diyebilirim arkadaşlar. Size de önerebilirim. Eğer kadronuzda çok ihtiyacınız yoksa oyuncuya isterseniz siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi hemen efsane baksıraba geçelim arkadaşlar. 213 tane oyuncu var. 102'ye kadar düşüreceğim. Yani 111 tane oyuncu kadroma katacağım. Bakalım 111 tane oyuncu içerisinde Maradona ve Michael Owen gelecek mi? Yani en azından iki tanesinden birini düşürelim diyorum. Özellikle de Maradona'yı düşürürsek ne ala? Yani Konemi sonlara mı saklayacak yoksa erkenden verecek çok merak ediyorum. Ve şimdi hemen başlatıyorum arkadaşlar çünkü bayağı zaman alacak hemen anlaş diyelim. Hadi be ilkinde ver diyelim. Ee, da o, durdu bu. Şu an bekliyoruz. Evet şimdi geldi arkadaşlar. İlkinde yavaş geldi. Bir tane siyah topla geldi ama. Bakalım şimdi ikincisinde hızlanır umarım. Anlaş diyelim. Bugün ilk top açılımımdı. Evet. Aha. Efsane geliyor arkadaşlar. İkincisinde efsaneyi veriyor konumu. Maradona mı Owen mı? Haydi bakalım. Bir de altın efsane geliyormuş. Ya biraz donma yaptı orada ama siyah top geliyor en azından. Owen mı? Evet arkadaşlar. Owen geliyor. Michael Owen'ı ikinci top açmada düşürdük. İnanamıyorum bu kadar hızlı gelmesini hiç beklemiyordum. İkinci topta, ikinci top açılımında, bugün ikinci top açılımında düşürdük. Bedavadan geldi hem de. Ücretsiz top açılımlarından geldi. Bir de Maradona gelirse var ya, yani bitirelim burada top açılımını. Şu an vermedi. İleri diyelim. Hedefimde iki tane oyuncu vardı. Birini düşürdük. Bir tane de Maradona kaldı ama ben tüm efsaneleri alacağım arkadaşlar. Tümünü almak istiyorum. Bu fırsat gelmişken değerlendirmek lazım. Galatasaray'dan bir oyuncu geldi. Geçtiğimiz günde top açılımlarında çok fazla Türkiye'den oyuncu düşürmüştük. Şimdi GP'mizle top açılımı yapacağız. Bedavaları bitirdik. GP'mizle bakalım ne zaman efsane düşüreceğiz. Anlaş dedik. Haydi konemi dedim ve veriyor arkadaşlar. Haydi dedik geldi. Acaba Maradona mı gelecek? Çok merak ediyorum. Yani istediğim iki oyuncu erkenden bir Allah sol ayaklı. Sol ayaklı. İnanamıyorum. Saçlar uzun. Maradona, Maradona, Maradona. Arkadaşlar top açılımını burada bitirsem bile yeridir yani. İki tane oyuncuyu çok istiyorum dedim. Yani geçen gün açtıklarım da vermedi. Bugün bir başladık verdi arkadaşlar. İkisi de çok erkenden geldi. Bu kadar tahmin etmiyordum. 198'e düştük tabii toplamda. 102 tane oyuncu kadroma kattım. 6 tane efsaneyi vermiş oldu. En çok istediğim efsaneler geldi açıkçası. Gelmeyen efsanelere bakalım. Burada bir Denizlav var. Henüz gelmedi. Sonra Japon oyuncu var Park Ji Sung ve iki tane de altın top efsane var arkadaşlar. Burada dört tane efsane kaldı. Bu kadar şanslı bir top açılımı olacağını tahmin etmemiştim. Hani ben konemi süründürür diyecektim ama yani geçen gün de bugün de ne zaman sitemezsek tam söyleneceğiz ee, bize efsane veriyor. Taktik bu arkadaşlar. Söyleneceğiz. Tam söylenmeye başladığımızda konemi vermeye başladı. Ne zaman ağzımı açsam bir iki böyle kötülemeye başlasam ağzımı susturuyor diyebilirim. Haydi şimdi devam edelim. Yani konemiyet bu anlamda teşekkür ediyorum. Her zaman sövüp saymayalım bari. İleri dedik. Kalan efsaneleri bakalım. Düşürebileceğiz mi? Ben 102'ye kadar ineceğim arkadaşlar. Daha sonra duracağım. 15000 daha verdik. Ya çok iyi top açılımı oldu. Ben bu kadar erken vereceğini tahmin etmedim. Bakalım diğer efsaneleri de verecek mi? Geçen hafta geldiğinde 2 milyondan fazla GP harcamıştım arkadaşlar. 2 milyondan fazla harcamıştım. 10 tane anca o şekilde düşürebilmiştim. Devam edelim. Victor Ruiz Beşiktaş diyor. Yine Türkiye'den bir oyuncu gelmiş arkadaşlar. Son anda gördüm. Ama artık o tabi Türkiye'de değil Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Ya bu güncellemenin de gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani birçok oyuncu geldi geçti takım değiştirdi. Tabii ki şu an hala eski takımları yazıyor. Bunu yakın zamanda umarız bu anlamda düzeltme olur. Türkiye'de de kulüpler arasında çok oyuncu değişikliği oldu. Hala eski kulüpleri burada kayıtlı. Yakın zamanda umarız onu da düzeltir. Evet bir Türk oyuncu daha geldi. Ahmet Kutucu geldi. Çok iyi bir gümüş arkadaşlar. Maksimum seviyesi de çok yüksek. Yanılmıyorsam 90'a kadar çıkıyordu galiba. Hızlı bir oyuncu. Milli takımda da hani onu kullanıyordum ben. Devam edelim. O bir siyah top geldi. İki gümüş top. Şu an efsanelere ara verdik arkadaşlar. Konemi şimdi bir süredir vermiyor ama yani iki tane baba oyuncuyu verdi şimdi. Bir şey demiyorum o yüzden. Öyle peş peşe hepsini de vermesini beklemiyordum tabii ki. Şu an bir süredir vermiyor. Hani şimdilik sitem etmeyeceğim. Söylenmeyeceğim. Ama bir süre daha gelmezse söyleneceğim. Anlaş dedik. 177 tane oyuncu kaldı. Yine vermedi. Türkiye'den de 3 tanesi de Türkiye'den arkadaşlar. İnanamıyorum. 3 tanesi de Türkiye'den geldi. Boxstrav'da ben tek tek bakmadım ama demek ki Türkiye'den çok fazla oyuncu varmış cidden. Ben hani e, bir hepsine bir bakayım demedim kimler vardı. Özellikle gümüş toplara, altın toplara hiç bakmadım. Sadece efsanelere bakıyordum öyle. E, Türkiye'den çok fazla oyuncu varmış demek ki. Anlaş diyelim. Ve bu vesileyle Türkiye'deki çoğu oyuncuyu da düşürmüş oluyoruz. Ya gümüş top geldiği zaman ben Türkiye'den gelsin istiyorum. Ya da altın top olursa e, milli takımımızdan gelsin. Bizde altın top oyuncu sayısı az şimdi. Emre Belözoğlu da emekli oldu. Yani bir altın topumuz da oradan gitti. Ee, çağlarımız var inşallah Çağlar Ya yani siyah top olur. Biz de gururlanırız milli takımımızda. Bizden bir oyuncu siyah top olur. Yani çok isterim Çağlar'ın siyah top olmasını. Tabi olur mu olmaz mı? bilemiyoruz ama sizlerin de o anlamda görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yani bizde şu an siyah top olabilecek tek oyuncu Çağlar Söğüncü var baktığımız zaman performansına. E, Merih Demiral tabii sakatlandı. O gümüş topta herhalde yine gümüş topta devam edebilir. Bu sezon pek oynayamadı ama oynasaydı o da çok iyi e, seviyeye yükselecekti büyük ihtimalle. Adam delikten bile formaya almıştı. Maalesef talihsizlik yaşadı. Yusuf Yazıcı da aynı şekilde sakatlık yaşadı. Milli takımımızda işte Mehmet Zeki var Sabek oyuncusu çok güzel sezonlar geçirdi. Yani onun altın top olmasını çok isterim. Tabii ki Cengiz zaman zaman sakatlanmasa arkadaşlar. O da çok iyi seviyelere gelirdi. Hatta ben Cengiz'in şu an bile altın top olmaya hak ettiğini düşünüyorum. O kadar da hani gümüş top olacak bir oyuncu değil. Oynadığı zaman etkili bir oyuncu. Sakatlığından dolayı tabii ki sezon içerisinde maçlar kaçırdığı oldu. Hani o anlamda bir şey demiyoruz ama yani bizim de milli takımımızın oyuncularının biraz daha seviyelerinin güçlendirilmesi gerekiyor ya da topların renklerinin artık yüksek seviyelere çıkarılması lazım. Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson geldi bu arada. Devam edelim. Bir süredir vermiyor. Şimdi söylenmeye de başlayacağım arkadaşlar. Yani Konami'ye. Yani tamam Maradona ovunu hemen verdi ama yani kaç tane de top geçti hala efsane vermedi. Geriye 4 tane efsane kaldı. Tabi şimdi 159'da o 4 oyuncuyu düşürmek de kolay değil. Ama yani ver yani o kadar da GP harcadık. Ver bari şimdi. Biraz söylendik vermedi arkadaşlar. Bu sefer yemedi. Ama hazartı verdi. Şimdi hazartı verdi. Bir siyah top iki altın. Yani efsane vermedi ama güzel de üç tane oyuncu verdi şimdi baktığınız zaman. Hem de siyah top eden hazart geldi. Devam edelim. Yani söylendik efsane olmadı ama yine de bizi anladık onemi. Kadromuzda yer kalmazsa biraz oyuncu sileceğim arkadaşlar. Gümüş toplardan siliyorum. Haydi bakalım. Oo iki siyah. Bir gümüş top geldi arkadaşlar. Türkiye'den Gökhan Gönül geldi. Tabi Beşiktaş diyor ama o Fenerbahçe'ye transfer oldu. İki tane de siyah top geldi. Siyah toplar peş peşe geliyor bu arada. 14 tane siyah top kalmış. Toplamda 153 oyuncu var. Efsanelerin dördü duruyor ama. Yani 3 tane de şimdi gümüş verdi. Gelen oyunculara çok dikkat etmiyorum arkadaşlar. Efsane ya da Türkiye'den gelip gelmediğine bakıyorum ben. 25 evet şu anda oldu. Hemen ben elimden gümüş topları çıkaracağım arkadaşlar. Bir de böyle kötü gördüğüm altın topları çıkaracağım. Siyah top olabileceğini düşündüğüm altın toplara dokunmuyorum ben. Onları hala elimde tutuyorum. PES 2021'de değerlendireceğim. Artık orada satarım, takasta kullanırım. O şekilde bir planlama yapacağım. Ama şu an yani gümüşleri ve siyah top olmayacağını düşündüğüm altınları sileceğim arkadaşlar. Hemen kadromda yer açayım. Kadromdan oyuncular sildim arkadaşlar. Biraz daha top açmaya devam edeceğim. 102 oyuncu kalana kadar devam arkadaşlar. 102 tane kaldığında duracağım. Artık bedava top açma haklarını bekleyeceğim. Devam edelim. Artık bu aralar vermiyor gibi. Şimdilik bir şey demeyelim. Devam edelim. Bakalım ne zaman gelecek ilk efsane. Bayağıdır vermedi ama. Üst üste epeydir top açıyoruz. Efsane vermedi. Tamam aralarda siyah toplar falan verdi ama efsaneyi de unuttuk. 25.000'i verelim, anlaş diyelim. 144 tane şu an oyuncu kaldı arkadaşlar. Yine vermedi, yine vermedi. 2 altın, 1 gümüşle devam ediyoruz. İleri diyelim. Yani bu efsane box iki 2 hafta duracak arkadaşlar bu efsane box -trav. Tabii ki 2 hafta bittiğinde tekrardan efsane box -trav gelecek mi, gelmeyecek mi? Çok merak konusu. Umarız gelir. Çünkü daha gelmeyen çok güzel Güney Amerikalı oyuncular var. Yani onların da gelmesini isteriz. Yani şimdi tamam Ronaldinho'yu çoğumuz istiyor, bekliyoruz ama gelmeyen birçok efsane var. Arjantinli, Brezilyalı efsaneler var. Ben özellikle onların gelmesini çok istiyordum. Ee, yani onlar gelir mi? Ge şimdi iki hafta sonra bir daha Efsane baksıra verir mi diye düşünüyorum. Belki son bir kez daha getirebilir diyorum. Kendi kendime arkadaşlar düşünüyorum. Çünkü ikonlar 4 hafta boyunca duracak. İki haftasını geçtikten sonra yine iki haftada e ikonlar geleceği için acaba bir tane daha efsane box getirip 2 hafta daha onları tutabilir mi? Tam ikonların bitiş tarihine denk getirir mi diyorum. Yani benim hala bir umudum var. Hani son bir kez daha 2 haftalık efsane box sanki getirir diye hissediyorum yani. Çünkü ikonlar 4 hafta boyunca geleceği için ilk 2 hafta efsane box var. Sonra da bir tane daha gelirse Ronaldinho'lar, Kafular, Adriano'lar, Zanetti'ler, Cambiasso'lar ne varsa o zaman gelse çok harika olur. Ya da Avrupa efsaneleri. Şimdi bir tane efsane geliyor arkadaşlar. Altın toptan efsaneyi düşürdük. Yorke geldi. Kaç tane? 3 tane efsanemiz kaldı herhalde arkadaşlar galiba geriye. Bir bakayım yanlış olmasın. Evet 3 tane efsane kaldı. 2 siyah top bir altın top efsane duruyor. Devam edelim. Bakalım 102'ye düştüğümüz zaman kaç tane efsane kalmış olacak? Arada uzun süre vermedi. Bir tane daha Türkiye'den oyuncu geldi. Emre Akbaba. Sonra arada bir tane verdi. Geçen haftaya göre daha şanslı top açılımı oluyor diyebiliriz. Geçen hafta 2 milyon GP geçmiştim arkadaşlar. Şu an istediğim oyuncuları düşürdüm ama kalan tüm efsaneleri kadroma katmak istiyorum. Devam edelim. Çok az kaldı. 120 oyuncuya düştük. Verir mi 102'ye kadar bakalım. Devam edelim. 117 oyuncu kaldı arkadaşlar. 117 oyuncu. 25.000 GP daha verdik. 102'de duruyorum artık. Yani bakacağız. 102'ye geldiğimizde kaç tane efsane düşürmüşüz. Kaç tane geriye kalmış. Ama en çok istediklerim geldiği için o anlamda rahatım. Bir an önce Michael Owen ve Maradona ile sahaya çıkmak istiyorum. Onların önce bir aşinalığını tabi arttırmam gerekiyor arkadaşlar. Ee, gelen efsanelerin aşinalığı çok yüksek değildi. Düşüktü. Bol bol maç oynatmak gerekiyor. Hala önü Romario'yu %100'e falan çıkaramadım arkadaşlar. Yani 80'i geçmiştim. 90'lara yakındı ama yani 90'a da geçmemiştim. Aşinalığını çok yukarılara çıkarmamız gerekiyor. Performansını daha iyi bir şekilde sahaya yansıtabilmesi için. Bakalım. Bir siyah, iki gümüş. Elini Beşiktaş diyor ama o da Beşiktaş'tan ayrılmıştı. 108 oyuncu kaldı. İki tane daha top açılımı yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Verir mi son anlarda? 102'ye gelmeden bir tane daha düşürsek harika olur ama son hakkımız 102'de duracağım. Sonra bedavalar gelirse bir bedavalardan açıp en son kalanlar için GP'mi kullanacağım arkadaşlar. Hemen GP'mi bitirmek de istemiyorum. Zaten bu GP bitmez de hani kullan kullan. Ama yine de yani bedavalar varken önceliği bedavalara vermek istiyorum. Ve Türkiye'den son anda oyuncu gelmedi. Şimdi arkadaşlar 102 oyuncuya kadar düşürdüm. Baktığımız zaman 3 tane efsane vermedi. 7 tane efsaneyi verdi Konami. Bu anlamda teşekkür ediyorum tabii ki. En çok istediğim efsaneler geldi. Gelmeyen Deniz Lava var burada. Siyah top efsane. Bir tane daha siyah top Japon futbolcu vardı burada. Park Ji Sung. Devam edelim. Ve son olarak altın top oyuncu. Kol kaldı arkadaşlar. Bakalım kolu da ne zaman düşüreceğiz. Kolu da merak ediyorum. Yani altın topa iki tane efsane var ama onlar da güzel efsaneler. Üç tane efsane kaldı. Benim ben en çok istediklerimi düşürdüm. Hani o anlamda seviniyorum arkadaşlar. 102 tane oyuncu kaldı. Tabii ki hani 200'e yakın yani 198 tane oyuncu kadroma kattım. 7 tane efsane geldi. Yani çok iyi diyemem ama iyi diyebilirim arkadaşlar. Benim açımdan iyi. E, tabii ki çok iyi daha şanslı arkadaşlarımız var çok önceden hani efsaneleri düşürebiliyorlar. Sizlerin daha güzel, daha az top açılımıyla düşürebileceğiniz efsane top açılımları olsun arkadaşlar. İnşallah yarın da ikonlardan bedavadan ikon düşürürüz diyorum. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.